İyi akşamlar Türkiye. Bugün 10 Aralık Cuma. Ana haber bültenimizi sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 72 Komünist ve İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi'nin ortak ev sahipliğinde olağanüstü telekonferans aracılığıyla buluştu. İki gün sürecek toplantıda açılış konuşmalarını TKP adına Genel Sekreter Kemal Okuyan, YKP adına ise Dimitri Kutsumbas yaptı. Türkiye'de fiyatlar her gün artarken, yurttaşlar açlık, yoksulluk ve işsizlikle mücadele ederken, 1 Ocak'tan itibaren maaşı 100 bin lira olacak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakara Suresinin "Rabbimiz sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız, sabredenleri müjdele" buyurmaktadır ayetini okudu. İktidarın sesi olmaya devam eden Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayında işsizliğin düştüğünü, istihdamın arttığını iddia etti. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi DİSKAR ise gerçek işsizliğin hem oransal hem de sayısal olarak artmaya devam ettiğini açıkladı. DİSKAR geniş tanımlı işsiz sayısının 8.281.000'e yükseldiğini belirtti. ABD hükümetinin Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye teslim edilmesi için Londra Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı itiraz kabul edildi. Assange ABD'de suçlu bulunursa ömür boyu hapiste karşı karşıya kalacak. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı açılış oturumunda yaptığı konuşmasında Kur'an'dan ayet okuyarak insanlardan açlık ve yokluğa karşı sabretmelerini istedi. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz, sabredenlere müjdele. Bu şekilde buyurmaktadır. İnsanlık olarak son 2 yıldır şimdiye kadar 5 milyonu aşkın kişinin hayatına mal olan büyük bir salgınla mücadele ediyoruz. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen konferansta Afganistan'da tasvip etmedikleri gelişmelerin olduğunu söyleyen Erdoğan, olası bir göç dalgasına işaret ederek katılımcı ülkelerden destek istedi. İslam dünyasının da insani yardımların ulaştırılması başta olmak üzere bu konuda daha aktif bir dayanışma içinde olması gerekiyor. Afganistan'daki gelişmelerin göç akını riskini artırdığı malumunuzdur. Halihazırda 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü taşıyamaz. Devam eden siyasi süreçte içimize sinmeyen... Sağlığıyla ilgili çokça spekülasyon yapılan partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı konferansındaki konuşmasında ses tonundaki çatallaşma, yüzündeki yorgunluk kameralara yansıdı. 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere. Cumhurbaşkanının çenesinde ve burun bölgesindeki alışılmadık parlaklık da dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde bölgemizde barış iklimi... Sağlık sistemindeki sorunlar pandemiyle birlikte tavan yaparken kamu hastanelerinde birçok branşta hastaların randevu alamadığı açıklandı. Anka Haber Ajansı'na konuşan İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir, hastaların özel sağlık sektörüne yönelmek zorunda kaldığını belirtirken, randevu krizinin nedenlerinden birinin de kötü koşullarda çalışan binlerce hekimin istifa etmesi ya da emekli olması olduğunu ifade etti. Ve hekim emeğinin değersizleştirilmesiyle çalışma koşullarının kötüleşmesi ve... Çünkü artık hepimiz bir şeylerin artık nasıl diyeyim... Kaybediyoruz. Sol TV'de gündem programında Sol TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Kazbey'in bu haftaki konuğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Anadolu Şube Sekreteri Türkan Yavuz'du. İktidarın politikası bu, Sağlık Bakanlığı'nın politikası bu. Sürekli algı yaratmak. Sol TV stüdyolarından yapılan canlı yayında bir yandan salgınla mücadele ederken diğer yandan maaş zammı ve ek gösterge üzerinden ayrımcılığa uğrayan sağlık emekçilerinin hak mücadelesi ve sağlık sistemindeki sorunlar konuşuldu. Şimdi burada bütün toplumun, bütün emekçilerin artık şunu görmesi gerekiyor. Biz birlikte eylem gücümüzü birleştirirsek, birlikte dayanışmayla birlikte alanlara çıkarsak, iş bırakırsak
o zaman gerçekten başarıya ulaşırız. SES Anadolu Şube Sekreteri Türkan Yavuz, tek sorunlarının ücret olmadığını ifade ederken, COVID-19'un da meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle de COVID-19'un iş kazası ve meslek hastalığı olarak sayılmasını istiyoruz ki, neredeyse 136 ülkede zaten iş kazası ve meslek hastalığı olarak zaten kabul edilmiş durumda. Yıpranma payının koşulsuz ve şartsız hayata geçirilmesini istiyoruz. Kamu özel ortaklığıyla sağlık sistemindeki dönüşüme de dikkat çeken Yavuz, özelleştirmelerle birlikte sorunların daha çok arttığını ifade etti. Çalışacaksın, insanüstü bir çabayla çalışacaksın. Hastalar da gelecekler, onlar bir müşteri. Kamu özel ortaklığı büyük sermayedarlara, büyük fabrika sahiplerine rant sağlamanın adıdır. Önemli olan zulmün ve haksızlığın karşısında dev bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakan ancak yine de yetmediği için şikayet eden Diyanet İşleri Başkanlığı, kurdaki artışı fırsat bilerek turizm acenteliğine başladı. Salgın nedeniyle ara verdiği Kudüs turlarını 4 Ocak 2022 itibariyle tekrar düzenleyeceğini duyuran Diyanet, yurttaşlar yiyecek ekmek bulamazken turdan kişi başı 1085 dolar ücret almayı planlıyor. Merkez Bankası 10 gün içinde dövize 3. kez müdahale etti. Bankadan yapılan açıklamada döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir denildi. Müdahale dolar kuru 13,90'ın üzerindeyken yapıldı ve ilk tepki olarak 13,70'li seviyeler görüldü. Kur çok kısa bir süre bu seviyede kalmasının ardından yeniden 13,90'ın üzerine döndü. Merkez Bankası 7 yıllık aranın ardından ilk doğrudan müdahaleyi ise 1 Aralık'ta yapmıştı. Enflasyon ve döviz kurunda artış sürerken enflasyon hedefini bir türlü tutturamayan Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi %23,85'e yükseldi. Ankette 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %21,39 oldu. Kasım ayında bu beklenti %15,61 olarak kaydedilmişti. Yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 9,98 lirayken bu anket döneminde 13,77 liraya yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,93 liradan bu anket döneminde 15,56 liraya çıktı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı. Moody's, Türkiye'de Aralık'ta enflasyonun %25'in üzerine çıkmasını beklediğini açıkladı. Kurum, 2022 sonunda ise enflasyonun %17-18 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu. Moody's, bu yıl için %11 olarak tahmin ettiği reel gayri safi yurt içi hasıla büyüme oranının 2022'de %4'e yavaşlamasını beklediğini belirtirken, kalıcı yüksek enflasyonun ekonomik büyümeye zarar verebileceğini söyledi. Değerli basın mensupları, değerli komisyon üyelerimiz, değerli katılımcılar. Milyonlarca işçinin gözü asgari ücret karar toplantısına çevrildi. Son toplantımızda da asgari ücretin ne olacağına karar vereceğiz. Toplantılar başlarken taraflardan pozitif açıklamalar gelirken işveren kesimini temsil eden TİSK'in 3. toplantı sonunda TÜİK rakamlarını esas alırız sözleri işçi kesiminde rahatsızlık yarattı. Aynı zamanda işverenlerin de imzaladığı üçlü bir mutabakata ihtiyacı var. İlk kez rakam telaffuz eden Türk İş Başkanı Ergun Atalay ise asgari ücretli işçinin kırmızı çizgisi 4000 liradır dedi. Çalışma arkadaşları var. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre gerçek işsizlik hem oransal hem de sayısal olarak artmaya devam ediyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 281 bine yükseldi. Geniş tanımlı kadın işsizliği %29,9 oldu.
TÜİK ve İşkur'un işsizlik verileri arasında uçurum devam ediyor. İşkur verilerine göre ise işsizlik ödeneğine son bir yılda başvuranların sayısı 1.408.000, işsizlik ödeneği başvurusu kabul edilenlerin sayısı ise 567.000 kişi olarak gerçekleşti. TÜİK'e göre ise son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı 341 bin azaldı. Ancak TÜİK yıllık işsizlik verilerinde bu eğilim yer almıyor. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, stokçulara göz açtırmayacağız, mallarına el koyacağız demişti. Marketlerde etiketler neredeyse her gün değişip vatandaş yiyecek bulamazken Ticaret Bakanlığı İzmir'de bir otomotiv fabrikasına stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545.550 lira idari para cezası verildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada stokçuluk faaliyetlerinin takip edildiği, piyasaya uymayan fiyat artışlarının da kontrol edildiği açıklandı. Yükseldiğini, ham madde ve emtia fiyatlarında ise... Öte yandan AKP'nin 6585 sayılı perakende yasasında değişiklik yaparak stokçulara verilen cezanın üst sınırını artıracak bir yasa teklifi hazırladığı öğrenildi. Stokçuluk biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. To reiterate our shared belief that diplomacy is the best way to prevent Iran. ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkesinin İran'a dönük ek tedbirler alma hazırlığında olduğu belirtildi. Our friends who were part of the original agreement. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında Başkan Biden diplomasinin başarısız olması durumunda başka seçeneklere yönelme yönünde ekibinden istekte bulundu dedi. These requirements, which include not just a vaccine. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'la Washington'da görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada iki ülkenin İran'a karşı işbirliğini genişleteceğini söyledi. On the minds of our military communities. Nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için taraflar arasında yapılan Viyana görüşmeleri devam etse de görüşmelerde mutabakata varılmasına dair umutlar azalmış durumda. Did not implement the deal in full. İran anlaşma taahhütlerine geri dönmek için ABD'den tüm yaptırımları kaldırmasını talep ederken ABD önce İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini azaltmasını istiyor. Until now the Europeans and the Americans have been talking about how terrible Trump is. 30,000 were wounded and more than 100,000 Iraqis are thought to be dead. Irak yönetimi ABD öncülüğündeki IŞİD'e karşı koalisyonun ülkedeki misyonunun tamamlandığını açıkladı. Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Aracı, misyonu tamamlanan koalisyon askerlerinin ülkeden çekilme sürecinin başladığını bildirdi. ABD askerlerinin bir bölümü ise eğitim ve danışmanlık faaliyetleri için ülkede bulunmaya devam edecek. ABD hükümetinin WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye teslim edilmesi için Londra Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı itiraz kabul edildi. Development of man is revealed by the development of his institute. İngiltere Mahkemesi Assange'ın hapishanede intihar etme riskinin yüksek olması nedeniyle ABD'ye teslim edilmemesi gerektiğine karar vermişti. Assange ABD'de suçlu bulunursa ömür boyu hapisle karşı karşıya kalacak. Meksika'nın Chiapas eyaletinde göçmenleri taşıyan bir kamyon önce yol kenarındaki istinat duvarına ardından da üst geçide çarptı. Kaza sonucunda en az 54 kişi yaşamını yitirirken 115 kişi de yaralandı. Meksika'da kaçak göçmen sayısı son 9 ayda 190 binin üzerine çıktı. Bu sayı geçen yılın yaklaşık 3 katına tekabül ediyor. ABD Temsilciler Meclisi, Çin'in Sincan bölgesinde Uygurları zorla çalıştırdığı iddiasıyla bu bölgeden ithalatı yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Tasarı mecliste 428'e karşı bir oyla kabul edildi. Tasarının yasalaşması için Senato'dan da geçmesi ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor. Batı ülkeleri Çin'in Uygurlara soykırım yaptığını iddia ederken Pekin bu iddiaları reddediyor. Sul tetto del magazzino stesso. Infine, è prevista la riqualificazione di 9 ettari di
İtalya'da Rekabet ve Piyasa Kurumu rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle teknoloji şirketi Amazon'a para cezası verdi. Şirketin kendi lojistik hizmetine avantaj sağlayarak bu hizmetten faydalanmayan satıcıları mağdur ettiğine hükmeden kurum, şirketi toplam 1,128 milyar avro para cezasına çarptırdı. Distribuzione di Castel San Giovanni, primo sito logistico di Amazon in Italia. Kurum, şirketin faaliyetlerine dönük denetleme de uygulanacağını kaydederken Amazon temyiz mahkemesine başvuracağını açıkladı. Amazon'un birutte 5 alay ortho jorimanar khobor ashar por ek bibritite Amazon janay